Bir an için çok fena aldatıldığınızı düşünün. Size anlatılan her şeyin yalan olduğunu. Siz bir şeyleri değiştirmek için canınızı dişinize takıp uğraşırken, uğruna çalıştığınız kişilerin de, onların rakipleri olan kişilerin de aslında aynı tarafta olduklarını düşünün. Ne hissederdiniz? Tahminen çok öfkelenirdiniz, değil mi? İşte Illuminati teorisini savunanlar da size çok fena aldatıldığınızı söylüyorlar. Artık bilmeyen yok gerçi ama ben yine de anlatacağım. Bu teoriye göre gizlice örgütlenen dünyanın en önde gelen kapitalistlerinden oluşan bir grup elit dünyayı kontrollerinde tutmak için açıktan değil de perde arkasında yürüyen bir örgütlenmeye gitmiştir. Buna göre kendi örgütlerindeki kişiler bürokrasinin, siyasi partilerin ve toplumu yönlendiren kritik alanların köşe başlarını tutmakta, böylece kendi programlarına uymayan hiç kimse toplumu yönetecek noktaya gelememektedir. Haliyle siyasi partinin kritik kişileri kendilerinden, bürokrasinin kritik kişileri kendilerinden, büyük şirketlerin yöneticileri kendilerinden, eğlence sektörünün yöneticileri, medyanın yöneticileri kendilerinden olmakta, bu kritik yerlere koydukları kritik sayıdaki, az sayıdaki insanla çok büyük bir kitleyi yani bütün dünyayı yönetmeleri mümkün olmaktadır. Ve az sayıda insanla bunu yaptıkları için de gizlilik ile perde arkasından bunu yürütebilmektedir bu grup. Buna göre kontrolü 3 aşamada yöneterek yapmaktalar. Birinci aşama medya ve eğlence ile kitleleri uyutmak. Eğer uyumayıp, uyuşmayıp bilgi arayan varsa medya aracılığıyla bilgiyi kendi istedikleri şekilde anlaşılmasını sağlamak ve politik olarak kitleleri çatışmacı şekilde konumlandırmayı başarmak. Bunlarla da yetinmeyenler için siyasi çalışmaya girmek isteyenler için girecekleri siyasi partileri kontrol edecek şekilde yani tüm kanallarda yani siyasi partilerde ve bürokrasilerde kendi adamlarını doğru yerlere koyarak sistemi sorgulayacak kişilerin yükselmemesi sağlamak ya da gidip radikal sayılan partilerde çalışmalarını sağlamak. İşte bu 3 aşamadan ötürü bu teoriyi ortaya atanlara göre bugün içinde bulunduğumuz bütün krizlerde, yaşadığımız sorunlarda, sağlık meseleleri de, eğitim sorunları da hepsi de aslında bu örgütlenmenin çıkarına bütün siyasetin ve toplumun dizayn edilmesinden kaynaklanmakta. Böyle bakınca çözüm de çok basit oluyor tahmin edeceğiniz üzere. Teoriye göre sayısı değişmekle beraber 3, 7, 11 ya da 12 aileden oluşan bu merkezi çökertmeyi başarırsak sorun da kendiliğinden çözülecektir. Bunun için yapılması gerekenlerle ilgili olarak bir politik program olmasa da beklenen şeyler aşağı yukarı aynı. Bilinçlenmek, bilinçlenen kişi sayısını artık bu kadar az kritik noktada da olsa bu kadar az kişinin kontrol edemeyeceği kadar arttırmak ve böylece en azından kendi ülkemizde siyaseti toplumu dönüştürüp kendi ülkemizi bu örümcek ağının elinden kurtarmak. Çok güzel değil mi? Çok iddialı. Ama peki ben size tam tersini söylesem bu sefer ne hissedersiniz? Yani bütün bu söylemin, bütün bu teorinin sizi hayatta karşılaşıp adım adım çözebileceğiniz, örgütlenerek aşabileceğiniz gerçek sorunlardan dikkatinizi başka bir yöne, hiçbir zaman bulamayacağınız ve ulaşamayacağınız gizemli bir düşmana çevirmek için yapıldığını söyleseydim ne hissederdiniz? Dahası sizi toplumun çözüm üreten aktif bir üyesi yapmak yerine çaresizlik içinde ve küçücük hissettirerek edilgen ve yalnız bir noktaya çektiğini, böylece çözülebilecek bir sürü soruna el atmadığınız için o sorunlarla birlikte yaşamak zorunda kaldığınızı söyleseydim ne hissederdiniz? Özetle Illuminati teorisinin kendisi komploysa ne hissederdiniz? Yanıtı çok açık değil mi? Fena halde aldatılmış hissederdiniz kendinizi. Çünkü bu ikinci ihtimal ilkinden de kötü. İlk ihtimalde yani Illuminati ihtimalinde organize bir şekilde çalışan küresel bir şebeke nedeniyle aldatılmıştınız. Oysa ikinci ihtimalde kendi kendinize yani iyi anlatılmış, iyi kurgulanmış bir hikaye nedeniyle kendi kendinize gerçeklerden kaçmak üzere kendinizi aldatmışsınızdır. O zaman iki ihtimali de kanıtlayamadığımız bir durumda gelelim. Ben bu soruyu size neden sordum? Bu soruyu iki sebepten sordum. Bu karşılaştırmayı iki nedenden ötürü yaptım. Birinci sebep genel bir durum. İkincisi ise ülkemizle ilgili. Genel anlamda komple teorileriyle başlayalım. İlk bakışta komplo teorileri masum hatta eğlenceli bile sayılabilir. Ama uzun vadede topluma ciddi zarar verebilir bu teoriler. Bu teorilerin yayılması gerçeklikten uzak bir dünya görüşüne yol açabilir ve bireylerin gerçeklerle yüzleşmesini zorlaştırabilir.
Ayrıca komplo teorilerinin yayılması insanlar arası ayrışmalara da neden olmakta. Çünkü bu teoriler genellikle bir grubu hedef aldığı için o gruplara yönelik ayrımcılığı ve ayrışmayı körükleyebilir ve toplumsal ayrışmayı, hatta toplumsal çatışmayı besleyebilir. Bu da toplumsal güveni zayıflatır, hatta insanların birbirine olan güvenini zayıflatarak toplumsal dokuyu bozar. Kanıt mı? Nazilerin yükselişine bakmamız yeterli. Nazi rejiminin yükselmesinde bir günah keçisi ilan edilen Yahudi toplumuna dair komplo teorisi çok önemli bir yer tutmaktaydı. O dönemde Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Çok ciddi ekonomik kriz içerisindeydi. Ayrıca dünyanın kendisi de çok ciddi kriz içerisindeydi ve böylesi bir yapı içerisinde Almanya bunlara çözüm bulmakta zorlanıyordu o dönemde. Dolayısıyla Almanların önünde iki seçenek vardı. Ya bu zorlu senaryoyla yüzleşmek ve buna göre uzun vadeye yayılan ve çok da acılar içereceği belli olan uzun bir dönüşüm sürecinde ülkede bir yandan demokrasiyi oturtmak, bir yandan ekonomik gelişmeyi sağlamak ve bunların bedelini ödemek ya da ikinci bir ihtimal olarak bir tane günah keçisi seçip ona saldırmak. Sonuçta Almanya'nın o durumuna yol açan o dönemdeki gerekçelerin üzerine gidilmediği gibi zaten sorunların çözümünde ayrışmış olan toplum iyice birbirinden ayrılmış ve en sonunda birbirine şiddet uygular hale gelmişti. Ben zaten bu konuyla ilgili olarak bir video hazırlamıştım. Linkini yukarıya koyuyorum. Özetle komplo teorileri insanlar arasında ayrılık yaratır. Çünkü bu teoriler genellikle bir toplumun ya da bir örgütün içerisine sızmış özel hedefi olan kişiler düşüncesi üzerinden gelişir. Haliyle insanları kutuplaştırır, toplumları zayıflatır ve kurumların aslında o gizli şebekelerce yönetildiği düşüncesinden ötürü vatandaşların kendi devlet kurumlarına olan güvenini de zayıflatır. Bu toplumsal boyutu geçiyorum. Komplo teorilerine sürekli maruz kalmamız durumunda bireysel düzeyde bile zarar görebiliriz. Komplo teorileri üzerine bilimsel çalışmalar göstermiştir ki gerçeklik algısı bozulan, yani zihinsel sağlığı darbe alan kişiler paranoya ile karşılaşabilmektedir. Ayrıca insanlar kendilerini güvende hissetmedikleri için anksiyete bozukluğu da başlamaktadır. Bu konuyu bugün gündeme almamın bir diğer sebebi de ülkemizdeki komplo teorilerinin yaygınlaşmasından duyduğum endişe. Bu konuyla ilgili de daha önce bir video yapmıştım. Bu teoriler özellikle dış güçler söylemiyle paralel olarak kurgulandığında iktidarın konumlanmasına çok etkide bulunduğu için buraya çok müdahale edilmiyor. Ama bu mevcut iktidarları da aşan bir şekilde toplumumuz için ciddi bir tehdit oluşturuyor aslında. Dünyada internetin çıkması kadar hakikat sonrası döneme geçmemiz nedeniyle de zaten bütün dünyada komplo teorileri gelişti ve yaygınlaştı. Ama ülkemizde buna ek olarak dış güçler söylemiyle beraber siyasi bir nitelik de, doğrudan politikaya müdahale eden bir nitelik de kazandı. Yani dış güçler söyleminden bahseden hiç kimse, ya diğer ülkeler onların dış güçlerine karşı nasıl korunuyorlar, dış güçler var diye biz kendimizi korumayacak mıyız diye sormuyor. Türkiye'nin tarihini, jeopolitikasını, kültürünü hiç sorgulamıyor. Hiçbir şeyi umursamıyor ve soyut bir dış güçler kavramı ve yine soyut bir mücadele eden kahramanlar ikileminde bir politika analizine ulaşıyor. Tabii bu duruma bir günde gelmedik. Sonuçta bu daha Kurtlar Vadisi döneminden beri başlamıştı aslında. Ve sonra bütün tarihi içimize sızan dış güçler üzerinden anlatan diziler ve sosyal medyadaki yankı odaları ile hiç olmayan bir düzeye ulaştırmayı başardık. Dediğim gibi ben bunu dış güçler konulu videomda ayrıntılarıyla ele aldım. Bu nedenle videoyu iki mesajla bitirmek istiyorum. Eğer bu komplo teorilerine inanıp da bu videoyu sonuna kadar izleme sabrını göstermişseniz, bu teorilerin kanıtlarının ne olduğunu şahsen araştırmanızı ve bunları anlatan o teorisyenlerin neden hepsinin birbirinden alıp kendilerince belli yorumlar katıp kendi hikayelerini ürettiklerini ve orada evinde oturan bir insanın bu kadar gizli bir örgütü nasıl öğrenebildiğini araştırmanızı rica ediyorum. Bu kişilerin gerçekten böylesi niteliklere sahip olup olmadıklarını, yani evinde oturup YouTube'dan çeşitli yayın yapan bazı insanların bu kadar büyük küresel şebekelerle nasıl bir iletişime geçtiklerini araştırmanızı istiyorum. Yani bu adamlar eskiden çok işte atıyorum gizli servislerin önemli konumlarında bulunmuşlar da artık ifşaatta mı bulunmaya çalışıyorlar? Büyük askeri konumlarda bulunmuşlar, siyasi konumlarda bulunmuşlar, başbakanlık yapmışlar da tamam artık gerçeği mi açıklayacağım demişler. Yoksa evinde oturup YouTube izleyip bazı kitapları okuyup sanki kendileri bunu araştırıp bulmuşlar gibi size anlatıp YouTube'dan da bir ton görüntülenme alan kişiler mi? Buna bir bakmanızı istiyorum. Bütün bir küresel ağı izlediğini söyleyen ama bunu
izlerken bu kaynakların çoğunun konuştuğu İngilizce gibi temel bir dili bile daha doğru dürüst telaffuz edemeyen kişilerin bu küresel ağı nasıl deşifre ettiklerini kendinize bir sormanızı istiyorum. Çünkü sorduğunuzda aslında söyledikleri şeyleri herkesin kabul edebileceği şekilde kanıtlayamadıklarını ve bu işten çok güzel para kazandıklarını göreceksiniz. Ve bunun da ötesinde günümüzde sizin hayatınızı neyi daha iyi hale getirmiş bunu da düşünmenizi istiyorum. Bakın bakalım bunlar nelerin sonunda elde edilmiş. Baktığınızda göreceksiniz ki bugün biz ne elde ettiysek aslında bu böyle gizli güçlere falan karşı verilmiş mücadelelerle elde edilmemiş. İnsanlar günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları görmüşler, tanımlamışlar, aynı sorunları tanımlayanlarla bir araya gelip örgütlenmişler ve bunu hepimizin gözünün önünde mücadele ederek çözmüşler. Bu gerçeği gördükten sonra zaten inanıyorum ki siz de bundan sonra bu mücadelenin içine geleceksiniz. Böyle şeylerle uğraşmayı bırakıp gerçek anlamda bu mücadelenin en önde yer alan kişilerinden birisi olacaksınız. Evet, hayatın gerçek sorunları çok daha kompleks, çözülmeleri de çok daha zor. Belki bazılarını çözemeyeceğiz. Keşke hepsinin gerçekten böyle tek bir merkezi sebebi olsaydı, biz de o merkezi devirseydik, her şey de çözülseydi. İnanın ben de bunu en az sizin kadar isterim. Ama öyle değil maalesef. Bunların nedenlerini anlamak için bunu anlamaya çalışan bilim insanlarının ne anlattığını okumak, izlemek, dinlemek ve ardından bulduğumuz çözüm önerileri için mücadelenin bir parçası olmak gerekiyor. Zor ve sıkıntılı bir yol, evet, ama çözüm de bu yoldan geçiyor. Ve ikinci grup için söylemek istediğim ise bu yaklaşıma sahip insanlar sizinle bu görüşlerini paylaştıklarında onlarla sakin bir şekilde temasa geçip kendi yaklaşımınızı ve doğruları anlatmak aslında bence siyasal mücadelenin en önemli alanlarından birisi haline geldi bugün. Çünkü hani amiyane tabiriyle bunun kafa yanmış abi deyip kenara attığınız her kişi o dış güçler söylemiyle mesela bizim geleceğimizi değiştirme potansiyeline sahip. Şüphesiz ki hakikat sonrası dünyada bu kişiler ayrı bir gerçeklik algısı yaratmış durumda. Dolayısıyla öyle bir günde değişecek bir şey değil bu. Ben de bunun farkındayım. Bununla beraber tek bir soru işareti oluşması bile bir suya atılan taşın yarattığı dalgalar gibi adım adım zamanla bu gerçeklik algısının değişmesinde katkı sağlayabilir. Bu haftaki başlığımız farklı görünse bile aslında gerek dünya siyasetini gerekse ülkemiz siyasetini yakından ilgilendiren bir konu ve bunu ele almanın ben çok değerli olduğunu düşündüm. Bu videoda ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.